Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık ve fedakarlık mücadelesiydi Sarıkamış Harekatı. Sadece düşmana karşı değil, dondurucu soğuğa, göz açtırmayan kara ve tipiye karşı da. Üstelik ayaklarındaki çarıklara, üzerlerindeki yazlık üniformaya rağmen. Binlerce askerin donarak şehit olduğu bu harekat, 1. Dünya Savaşı'nın en üzünlü ve en acı hadiselerindendi. Osmanlı en zor yıllarını geçiriyordu. 1. Dünya Savaşı'na girdiğini ilan etmesiyle de Ruslar 1 Kasım'da sınırı geçerek savaşı başlattı. Bunun üzerine Harbiye Nazırı Enver Paşa yönünü Kafkaslara çevirdi. Böylelikle kısa zaman önce 93 Harbi'nde kaybedilen toprakları geri kazanmayı ve Orta Asya Türk dünyasını birleştirmeyi amaçlıyordu. Ancak Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmış ordu yorgundu, hem de askerlerin çoğu çölden geldiği için üzerlerinde yazlık üniforma vardı. İstanbul'dan vapurlarla kışlık kıyafetler dahil çeşitli teçhizat gönderilse de Ruslar tarafından batırılmıştı. Harekattan sorumlu 3. Ordu'nun savaşı kendi imkanlarıyla sürdürmekten başka çaresi kalmadı. Harekatın ertelenmesini isteyen paşalar Enver Paşa'yı bu kararından vazgeçiremediler. Enver Paşa, savaşın elbiselerle değil, askerin kalbindeki cesaretle kazanılacağına inanıyordu. Ancak Sarıkamış'ın oldukça zorlu bir coğrafyası vardı ve sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyordu. Askerler ölüm yürüyüşüne 22 Aralık'ta başladı. Harekatın ilk günlerinde zor şartlara rağmen kahramanca mücadele ettiler. Yoğun kar ve sise rağmen başarıyla ilerlediler. Bu harekat planında en önemli görevi 9. ve 10. kolordu üstleniyordu. 9. kolordu Bardız istikametinde ilerleyecek, 10. kolorduysa Oltu'yu aldıktan sonra iki ordu birleşerek Sarıkamış'a inecekti. Böylelikle Rusların çekilmesini önleyecektiler. Ancak 10. kolordu komutanı Hafız Hakkı Bey planın dışına çıktı. Ciddi stratejik hata yaparak kuşatma alanını genişletti. 2 günlük yürüyüş 4 güne çıktı. Bu uzun yürüyüş Ruslara zaman kazandırmış, zafiyetlerini gidermesini sağlamıştı. Bu sırada 9. kolordu verilen emirleri sorunsuzca yerine getirmişti. Kahramanca mücadele ederken birçok Mehmetçik donarak şehit oldu, birçoğu da Ruslara esir düştü. Ardahan'a kadar ilerleyen Hafız Hakkı Bey, Allahu Ekber dağlarını aşıp Sarıkamış'a geçtikten sonra Rus ordusunu arkadan kuşatmaya amaçlıyordu. Eski ve yazlık kıyafetleri içerisindeki askerler 3000 metrelik Allahu Ekber dağlarını tırmanıyordu. Sadece düşmanla değil, çetin soğukla da mücadele ediyorlardı. Gündüz kardan dolayı iyice gevşeyen çarıkları gece donarak kas kat oluyordu. Adım atmak neredeyse imkansızdı. Binlerce Mehmetçik nefeslerini kesen buz gibi havaya daha fazla direnemedi, donarak şehit oldu. Binlercesi de göğüs göğüse çarparak şehit oldu. Sağ kalanlarsa esir düştü. On binlerce şehit verilere kışıldı en nihayetinde Allahu Ekber dağları. Sarıkamış kuşatılmıştı. Ancak aşırı soğuk ve açlık yüzünden geri çekilmek zorunda kalınmıştı. Sarıkamış tarihimizin en tartışılan harekatlarından biriydi. Mehmetçik düşman askerine değil, çetin kış şartlarına yenik düşmüştü. Ancak hepsinden de öte, Sarıkamış bizler için 1. Dünya Savaşı'nın en kahramanca ve en üzünlü hadiselerinden biriydi.